Sevgili seyirciler, küfür ve inkar içinde bulunan, dine karşı kesin olumsuz tavra girmiş insanlar belli bir noktaya kadar ikaz edilir, anlatılır, izah edilir, ikna edilmeye çalışılır. Ama hiçbir zaman zorla, zorbalıkla onları inandırmak, onları inanmaya icbar etmek yok. İnanır, anlatırsınız, izah edersiniz, açıklarsınız. Ondan sonra ona bir seçme ve karar verme payı verirsiniz. Bundan sonra artık onlar ister inanır, ister inanmazlar. Ama inanmamanın neticesi de onlara söylenir tabiatıyla. Ya. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin bu lejana bak. Ama inne a'tedna cehenneme lizzalimine nara. Ya Allahü Teala zalimler için ateşi hazırladığını bildiriyor arkasından da. Ya Kehf suresinde bu durum böyle bildirilmiş. Onun için insanlar inanmamışlarsa onlara herhangi bir cebir ve zorlama yoluna gidilmez. Ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve ma ente aleyhim bi cebbarin buyurdu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresinin sonunda. Leste aleyhim bi musayitir ayet-i kerimesi de Peygamber Efendimiz için bile sen onlara herhangi bir şekilde zorbalıkla davranacak, onları inanmaya mecbur edecek değilsin buyuruyor. İslamiyet'teki bakın bu inanç ve fikir hürriyeti dediğimiz şey var. Vicdan hürriyeti dediğimiz şey en geniş anlamıyla yer alıyor. Ama bunun yanında bunun uhrevi neticesinin ne olacağı da elbette ki bildirilecek. Yani bu bildirilseydi, bu haber verilseydi biz bu inançsızlıktan vazgeçerdik diyebilir insanlar. Kendileri için bahane ve mazeret arayabilirler ama ona da imkan bırakmamak için o da ayrıca bildirilmiş tabiatıyla. Ona da bildirmek lazım. Ama Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak fetevelle anhum fema ente bi melum buyurdu. Yani bırak artık onları Cenab-ı Hak. Allahü Teala anlatman gereken, açıklaman icap eden, ikna etmek için iyice kanaat getirmelerini sağlayacak bilgileri olabildiği ölçüde onlara aktardın artık. Bırak buyuruyor Cenab-ı Hak. Fema ente melum. Sen artık bundan dolayı Allah katında herhangi bir şekilde vazifendeki bir kusurdan dolayı kınanacak, tenkit edilecek ve kusur ve ayıp bulunacak bir kimse değilsin. Sen vazifeni tam yaptın buyuruyor. Ama peygamberlerin vazifesi burada bitiyor mu? Hayır. Müminlere zaman zaman hatırlatmak, onların imanını tazelemek lazım. Zaman içinde insanlar, hani kulak paslanması diye bir tabir var ya bizim halk arasında, kulağımızın pasını sildin derler böyle. Güzel sesli, Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun, tegannisiz, lahinsiz okuyan bir hafız-ı Kur'an insanın ruhuna nüfuz edecek tatlı bir seda ile Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden herhangi bir mukriye öyle derler. Veyahut da bir nasihat dinledikleri zaman insanlar kulağımızın, gönlümüzün pası silindi derler. İnsan uzun süre nasihattan, öğütten mahrum kalırsa, manevi atmosferden uzak yaşarsa, insanın kalbi kasavet kaplar, kasvet dolar insanın kalbine. Ya fatale aleyhimul emedu fekaset kulubuhum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya onların üzerine zaman uzadı. Uzun müddet manevi gıda almaktan, ruhlarını güçlendirecek nasihat ve hatırlatmalardan mahrum kaldılar. Emet zaman manasına bilir. Ta fe ta'le aleyhimun emedi. Zaman uzadı onlar üzerine. Günlerce, aylarca bir camiye, bir ibadethaneye, insanın böyle kutsi ve lahuti atmosferden manevi bir hava teneffüs edeceği yere hiç uğramamış bir insan, nefsin zulmeti içerisinde bunalır kalır. İşte o zaman kasveti kalbiye dediğimiz vel kasiyeti kulubuhum an zikrillah, yani kalpleri Allah zikrinden iyice katılaşır. Hiç gönüllerine gelmez. Gözlerinden yaş akmaz. İyice onlar taşlaşmış ve katılaşmış gaddar insan haline gelirler Allah korusun. Ruhlarındaki, kalplerindeki rikkat kaybolur. Onun için müminlere zaman zaman müsait ortamlarda hatırlatma yapmak lazım.
ukala bir üslub ile değil. Öyle sevecen, şefkatli, merhametli bir üslub ile ve yerine, zamanına, mekanına, şartlarına uygun tarzda hatırlatma. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri zaman zaman rüyalarını anlatır, ashab-ı kirama rüyalarını sorar, herhangi bir hadiseyi vesile ittihaz ederek orada bir küçük hatırlatmada bulunurlardı. Resulullah Efendimizin tabi mübarek sözlerinde ve onun yolunda bulunan evliya-i kiramın sözlerinde Rabbani tesir vardır. Öyle herhangi bir riya ve süm'a düşüncesi olmadan, gösteriş kaygısı olmadan, halisan li veçillah, sırf Allah için söylenen sözler, tesir eden insanlara, insanın kalbine, gönlüne nüfuz eder, onun kalbindeki gafleti, gaflet perdesini aralar, gönlündeki kasaveti, kasveti yumuşatır. Bu suretle faydalı olur. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zekkir fe innez zikra tenfe'ul müminin. Ya hatırlat. Zekkara yüzekkiru tezkiran. Hatırlatma manasına. Ya fe zekkir ve zekkir hatırlat. Öğüt ver, nasihat et. İnsanlara akıbetlerini hatırlayacakları bazı şeyleri söyle. Fe innez zikra, çünkü hatırlatma, insanlara öğüt verme, nasihatta bulunma, tenfe'ul müminin, müminlere fayda verir buyuruyor Cenab-ı Hak. Müminler ondan istifade ederler. Ya onun için zaman zaman herkesin kendi seviyesine, kendi durumuna, kendi ilmine, irfanına, anlayış ve idrakine uygun bir tarzda onlara İslami konuları, onlara maneviyat dünyasının haberlerini aktarmaya gayret etmelidir. Onların gönlünü aydınlatmak için, ruhunu tenvir etmek için. O bakımdan nasihat elbette ki faydalıdır. Ya ayet-i kerimede leste aleyhim bice, ayet-i kerimede işte Kaf suresinin son kısmında ve ma ente aleyhim bicebbarin zekkir bil Kur'an'ı men yakafu vaid. Orada da geçmişti. Faidimden, kendilerine bildirdiğim tehlikeli akıbetten korkanlara Kur'an-ı Kerim ile nasihat et buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak onlara hatırlat. Onların hafızasını, zakiresini, onların muhakemesini, onların fikriyatını tazele. Bu mevzuda onları biraz harekete geçir buyuruyor Allah Teala. Öyle buyuruyor. Zaten işte وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya cinni, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İmam Mücahid Hazretlerinden gelen bir rivayette لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ şeklinde tefsir etmiştir. Öyle tevil etmiştir. Beni tanımaları, bilmeleri için. Marifeti ilahiye işte. İnsan bu dünyada onun için yaşıyor. İnsanın yaratılış gayesi, maksadı bu. İnsan Allah'ı tanımak için yaratılmıştır. Allah'ı tanımayan bahtsızlar, Allahü Teala'nın varlığına inanmayanlar, Cenab-ı Hakk'ı bilmeyenler dünyadaki yaratılış hikmetinden mahrum kalmış biçare ve zavallılardır. İnsan hangi mevkide, makamda bulunursa bulunsun, ilmi, irfanı, payesi ne olursa olsun, sosyal mevkii, onun içinde bulunduğu şartlar ne kadar mükemmel olursa olsun, insan insandır ve insan Allah'a kul olmakla mükelleftir. İnsanın mükellefiyeti, yükümlülüğü budur. İnsan bunun için yaratılmıştır. Bütün mahlukatı, gökleri, yeri ve her ikisi arasındaki, her ikisi arasında mevcut olan her şeyi, yıldızları, ayı, güneşi, denizleri, nehirleri, dağları, ovaları, her şeyi insan için yarattı buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan niçin yaratılmış? İnsan da Rabbini tanımak için, Allahü Teala'yı bilmek için.
Ya marifeti ilahiyeye nail olmak için o marifet işte onu Allah-u Teala'ya gerçek manada kul olmaya sevk edecektir. Ve insan bu kulluktan herhangi bir baskı neticesinde zorlamayla, icbar ile değil, gönül rızasıyla ve arzusuyla içinden gelerek ibadetini yapacaktır. İşte ibadetin makbulü de odur zaten. Bakın Allah-u Teala ne buyuruyor? مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Ben onlardan herhangi bir şekilde rızık istemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya buradaki minin sıla olduğunu, zahit olduğunu söylemişlerdir. Ma uridu minhum rizkan. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Ama min rizkin şeklinde ayet-i kerimede gelmiş. Buradaki zahit deniliyor ama daha önce de söylediğimiz gibi hem lafız hem de mana bakımından bir nükte var bunda. Ya bazı alimler bunlara işaret etmişler, belagat alimleri. Allah-u Teala onlardan, insanlardan bana kulluk etmek suretiyle bana bir fayda sağlayacaklarını, bana bir rızık veya benim kullarımın rızkının artmasına, o rızkın temini konusuna bir katkıda bulunacaklarını onlardan istemedim ben. İstemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Beni doyurmalarını da istemiyorum. Benim herhangi bir şeye ihtiyacım yok. İnsanın kendi ihtiyacı var. Allah-u Teala haşa hiçbir şeye muhtaç değil. Cenab-ı Hak Samet sıfatıyla muttasıf. Samet demek kendisi hiçbir şeye muhtaç değil ama kendisinin dışındaki her şey bila istisna ona muhtaç. Onun için samediyet vasfı sadece ve yalnız Allah-u Teala'ya mahsustur. İnsanlar Samet olamaz. İnsanlar olsa olsa Abdüs Samet olur. Samed'in kulu olur insanlar. Onun için Allah-u Teala'nın insanlara hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bakın bu ne kadar mükemmel vurgulanıyor. Onlardan rızık istemiyorum. Ve onların beni doyurmasını da beklemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Et'ame yut'imu ta'am kökünden doyurmak demek. Beni yani kullarımı doyurma konusunda onların herhangi bir yardımını da istemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim ihtiyacım yok. İnnallâhe huver razzâku zül kuvvetil metin. Gerçek manada insanlara bol bol rızık veren yalnız ve sadece Allah-u Teala'dır. Zamir-i fasıl ile gelmiş bakın. Zamir-i fasıl diyoruz. İnnallâhe huver razzâku. Ancak odur razzak, rızık veren. Zül kuvvetil metin, kuvvet sahibi olan, gerçek manada kudret sahibi olan Allah-u Teala'dır. Yani insanlara rızık verme konusunda kimseye arzı ihtiyaç etme durumuna değildir. Cenab-ı Hak hepsini istediği gibi, istediği kadar bol bol rızıklandırır. İstediğinden li hikmetin Cenab-ı Hak rızkını daraltır. Ama bütün bu konularda Cenab-ı Hakk'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fela yesteacilun. Mutlaka zalimler için azaptan bir nasip vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Misle zenubi ashabihim, kendi arkadaşlarının nasıl ki yaptıkları işlerin, kötülüklerin layık ve müstahak olduğu azap gibi onların bir azabı olacaksa, zalimlerin de mutlaka bir nasibi vardır azaptan. Onlar layık ve müstahak olduklarını bulacaklardır. Zenub kelimesi aslında biliyorsunuz zemb kelimesi günah demek. Bunun çoğulu zünub oluyor. Zünub. İnnallâhe yagfiruz zünube cemî'â. Ya, zünub günahlar demek. Bir de zenep var. Zenep kuyruk manasına geliyor. Onun çoğulu da eznab. Ya, zenep kuyruk manasına geliyor. Zenub nasip manasında. Nasiben minel azab. Hatalarından, görecekleri, yaptıkları hataları karşılığında görecekleri cezadan bir haz ve nasipleri vardır. Onlar yaptıkları azabın, cezanın, yaptıkları kötülüğün, şerrin cezasını bulacaklardır manasına. Fela yesteacilun. Acele etmeyin. Yani benim azabımın gelmesi konusunda da öyle istical göstermeyin. Hani gelse de görsek diyorlar ya bazı kendini bilmezler. Siz de bunun gibi bu azabın bir an evvel gelmesini istemeyin buyuruyor. İstical etmek bir şeyin çabuk olmasını istemek demek. Ya
İsticali manası o. Yani fela yesteciluni aslında sonundaki nunu vikayeden sonra orada yay mütekellim var. Yani beni çabuk istemeyin. Beni çabuk istemeyinden kasıt benim azabım konusunda acele etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. O azap gelirse sizin için felaket olacaktır. Halbuki size bir mühlet verilmiş, aklınızı başınıza almanız, tevbe etmeniz için bir fırsat tanınmış. Feveylün lillezine keferu min yevmihimullezi yu'adun. Kendilerine vaat edilen günden dolayı kafirlere, inkarcılara yazıklar olsun. Cehennemin Veyl isimli korkunç deresi, vadisi onlar için ne korkunç bir azap yeridir manasında. Kendilerine vaat edileni inkar eden, onu kabul etmeyen, ahiretle ilgili bilgileri hiçe sayan kimselere yazıklar olsun. Bütün bu nasihatlardan sonra eğer birazcık olsun onlar akıllarını başlarına almamışlarsa onlara yazıklar olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar bütün bunlardan sonra hala nasipsizlikte ısrar ediyorlarsa, hala ayak diretiyorlarsa inanmama konusunda yazıklar olsun onlara. İşte bu ayet-i kerime ile birlikte Zariyat suresinin de sonuna vasıl olmuş bulunuyoruz. Bundan sonra bir başka Mekki sure olan Tur suresine inşallah geçeceğiz Kur'an-ı Kerim'in. Böylece yavaş yavaş son kısımlarına doğru ilerliyoruz. Cenab-ı Hak tamamına erdirsin inşallah.